Merhaba arkadaşlar, ben Salih Soydemir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda elektrikli araç yarışları için geliştirdiğimiz izolasyon izleme cihazı hakkında bilgi vermek için hazırladım. Biz izolasyon izleme cihazımızı gerilim bölücü tekniğinden yararlanarak geliştirdik. Bu formüldeki R değeri bizim devreye bağladığımız direnç değerini görüntülemek için kullandığımız bir değişken. VDDA ise değişen giriş gerilimidir. Araca monte edildiği zaman buradaki değeri, VDDA gerilimini batarya yönetim sisteminden almayı düşünüyoruz. Ama şu an yer testleri için VDD pinini kullandık. Bu VDD pini bize tam 3.3 volt çıkış sağlayamıyordu. İnternette araştırmalar yaptık. Değeri STM kartı ölçtürebilir miyiz diye. Böyle bir şeyle karşılaştık. Buradaki VRF inkal değeri datasheet'te mevcut. Orada bir adres var, o adresten ulaşmayı düşünüyoruz. VRF INT kanalından da ADC okuması yapıp bunu 3.3 ile çarpıyorlardı internette. Biz de bu şekilde bu formülü kullandık. VADC'de ise PA0 kanalından okunan ADC değerini 2 üzeri N-1 değerine bölüyoruz. Bu bizim buradaki N değeri çözünürlük değerimiz ADC okumasındaki. Daha sonra bu değeri VDD ile çarpıp VADC'deki gerilimi ölçüyoruz. Burada VRF inkal değeri şu adreste mevcut. Kodumuzla zaten bu adresi kullanacağız orada da. Ben kod yazımı için STM32 Kube ID'yi kullandım. Burada KubeMX ve Atolik tek program halindeydi. High Speed Clock adlı kristal seramik olarak seçtim. Son clock ayarlarına geldim. Burada 25 yazıyordu. Bunu 8 olarak ayarladım. PLR Source Max'ı AC olarak ayarladım. Sonra System Clock Max'ını PLL olarak şey yaptım. Daha sonra 168 MHz'e çıkardım. Daha sonra pin ayarlarına geri döndüm. ADC1 okuması, ADC1 kanalını kullandım. Buradaki ilk kanalı ve VRF ilk kanalını aktif yaptım. Buradaki ayarlar bu şekilde. Sağ yaslı, tarama modu aktif, sürekli çevirme modu aktif. Burada iki kanal okuduğum için rankı 2 yapmam lazım. İlk kanalda kanal 0'ı ve çevrim süresini 56 cycle olarak ayarladım. Rank 2'de VRF ilk kanalını ve çevrim süresini 56 cycle olarak ayarladım. Buradaki ayarlarım bu şekilde. Daha sonra bunu koda çevirmek için bunu buraya kullandım. Kodlarım oluştu. Halk kütüphanelerini kullanarak ADC okuması yaptığım için Drivers'dan STM32F4XX HAL Driver'dan SRC Closer içinden HAL ADC.C dosyasını açtım. Burada ADC okuması için yapmam gereken adımları bana söylüyor. Boring modda ADC okuması yaptığım için öncelikle HAL ADC Start ile ADC okuması başlatmam lazım. Kopyaladığım şeyi ilk main içinde bir kere yazsam yeterli. Daha sonra ADC1 yazıyorum. Bu ADC1 burada ADC Handle Type Def olarak belirli. Bunu çağırmış oldum. Daha sonra bayrak kalktı mı diye beklemem lazım. Daha sonra bunu bayrak kalktıysa eğer ADC Get Value ile okunan değeri alıyorum. Onun için ilk başta while içinde read adc fonksiyonu yazmam lazım. Bu fonksiyonu main dışında oluşturacağım. Ama burada çağırıyorum. While içinde. Void türünde read adc yazıyorum. Daha sonra oluşturmam gereken değişkenler read var. VDDA, VADC, VRF inkal değeri. Bunu datasheet'te vardı. Oradan çağıracağız. İki tane de ADC okuması var.
Bunları yazacağım. ADC okuması 12 bit olduğu için benim 12 bitlik ADC okumalarını 16 bitte saklamam lazım. İki eleman aslında. Daha sonra float cinsinde VADC. Ve VDD ya. Daha sonra dizi için de saydırmam için bir değişken lazım. Int count başlangıç değeri 0. Ve load R. Daha sonra VRF incal değeri burada vardı bu adreste. Bu adres 32 bit. Bunu 16 bit'e dönüştürmem lazım. Kodlarken parantez hatası yapmamak için ben dönüşümü yaptım burada. 32 bitlik değeri 16 bit'e dönüştürdüm. Daha sonra read ADC içinde tekrar hala ADC kütüphanelerinde bayrak kalktıysa get value ile değerler alacağız. Bu iki tane parametre alıyor. Ve zaman değeri 1 milyon diyorum. Bayrak kalktıysa okuma yapacağım. Okumamı da hala ADC get value ile yapıyorum. Bu tek parametre oluyor. Daha sonra count'umu bir arttırıyorum. Count 0 iken veya 0'daki değeri okuyoruz. Count 1 iken VRF int kanalını okuyoruz. Daha sonra count 2 olduysa bunu sıfırlamam lazım. Count eşit 2 ise count'um 0 olsun. Daha sonra buradaki formüldekileri oluşturacağım ve yerlerine koyacağım okunan değerleri. VDDA için başlıyorum. VDDA'm float'tı. O yüzden buraya float yazdım. Çünkü değeri kalibrasyon değerinin adresini gireceğim. Daha sonra ADC 1'deki değeri buraya yazacağım. Daha sonra VADC için okuma yapıyorum. R formülünü yazıyorum. İzolasyon izlemek için yazdığımız kodlar bu şekilde.
Bu mavi kablo STM kartındaki VDD pinine bağlı. Buradaki direncimizin değerini STM kartında okumaktayız. Şu an burada 150 ohm bağlı. Bu sarı kablo ise okuma yaptığımız STM kartındaki PA0 pinine bağlı. Bu 10 ohm referans direncimiz. Bu beyaz kablo ise STM kartındaki GND pinine bağlı. Multimetre ile 150 ohm ölçtüm direnci V yerine taktım ve bizdeki STM'de ölçülen değer bu şekilde. Kodumu yükledim ve V yerine 10 ohm bir direnç bağladım. Burada göründüğü gibi 9.38 olarak ölçtük. Multimetre ile 260 ohm ölçtüğüm direnci STM'de 254 ohm civarlarında ölçüyoruz.